Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Psikoloji. Nasıl ki kötü bir sözü birisi sana samimi olarak söylese, sen de onun samimiyetine inansan, sana senelerce tesir bırakır. Hatırladıkça o mutesir ilk halini canlanır. Mesela sevdiğin bir insan sana bir laf dese senelerce izi kalır. Hatırladıkça o sıkıntı tekrar canlanır. Bir şey anlatmak için malzeme yaptım. Hatırlanma nispetinde zamanı üstünden çok geçmiş olsa bile tesir eder. Aynen bunun gibi Kur'an'da böyle. Kelam iken içeride aynı ilim, aynı kudret, aynı irade olur. Mesela bir hatıra oldu, başımızdan geçti, tamam mı? Hiç ummadığın adamdan, kişiden. İlginç, imanla alakalı bu. Hiç ummadığın kişiden olumsuz bir davranış söz oldu tarihte. Şimdi sen onu hatırladıkça ne yaparsın? Rahatsız olursun. Yani vücudun gerilir. Duygulanırsın. Çeşidine göre ağlarsın. Eğer gayrimeşru bir şeyse şehvetin uyanır. Vücut değişir. Hormonlar değişir. Salgılama değişir. Midenin çalışması değişir. Kalp atışları değişir. Nabız değişir. Öyle değil? Ne ile bu değişti? Sırf hatırlama. Ama hatırlamadan önce kafada yok muydu? Neresi? Vardı. Niçin peki rahatsız etmiyordu beni? Orada duruyordu. Nazara almadı. Emniyet bindi. Başka? Bir bakıma tekrar yaşamış. Tam da mesela orada duruyor. Hatırlayınca, onu düşününce aktif ediyor beni. Mekan mı geliyor abi? He? Mekan mı başka bir halet? Bir dakika, Harun. Mekan mı geliyor abi? Zaman zaten duruyordu orada, hep var. Mekanı mı taşıyoruz buraya? Böyle bir şey olsa ya. Başka? Onu tetikleyen bir halet yaşar ki insan öyle... Tamam da orada niye duruyor? Mesela diyelim ki... Hatırlanınca seni çok rahatsız eden... Hatırlanınca şehvetini, vücudunu, hormonları değiştiren... Hatırlanınca seni ağlatan... Hatırlatınca mideye bile... Hastalık inen. Bu hani Peygamber Efendimiz'de var ya, Barış'ta sözüm, hani Hazreti Vahşi'ye bana fazla görünme diyordu. Bu bana acı bir şey, acıyı hatırlatıyordu, üzüntüyü hatırlatıyordu. Yani içeridekileri hatırlatan bazı suretler, yani bizim karşılaştığımız. Tam da orada duruyor, o niye bizi rahatsız etmiyor? Bizde duruyor. Yani hatırladığım şey dışarıdan su gibi içmedim ki. Abi ruhla alakalı mı? Hani ruh çok senelerle geriye ve çok senelerle ileriye gidebiliyor ya. Hani o zamanı yaşıyor, o bizden bağımsız olarak. Biz de onun elemini mi yaşıyoruz? Yani şu abi, bizde şifre hisler de var. Bunlar tetikleyen bir şey olmayınca bizi rahatsız etmiyor. Ne zaman ki onlara bir şeyler tetiklediği zaman, onlar bizi rahatsız ediyor. Yani onu tetikleyen bir şey olması lazım ki, onları meydana çıkaran bir şey olması lazım ki, yani bizdeki bizi rahatsız etsin. Sor, bunları söylediğin dışarıya çıkınca rahatsızlığımıza sebep olan şeylerin izahı. Bu orada dururken niye rahatsız olmuyoruz diyoruz. Sen dedin ki hatırlattık, haletimiz bu oldu, dışarıda şey yaptık. Vücudun Adem'de olması gibi abi. Peki bir ipucu. İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh, sabah namazının iki rekatında ki saat miktar belli. En fazla 1,5 saattir sabah namazının vakti.
Değil mi? İmsak, güneş, 1,5 saat. Akşam namazı da öyle, 1,5 saat. Sabah namazının 2 rekatında hatmi Kur'an'ı yapmış. Nasıl yapmış? Bastı zaman ne demek? Zamanı basıyor abi. Zaman birleştiriyor, hali hazıra getiriyor. Yani hazır bak, zamanla çıkıyor. Mazi müstakbele uyuyor. Peki. Şimdi saati düşünün. Tık, saniye. Tık, tık. Şu tık yaptığı zaman var ya şuradan tıktın. Şu noktayı al ikisini. Tık yaptı ya şuraya tık. Başladın. Tut onu. Aç 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 aç. Gir içeriye. Zaman arkasına geçtin. Artık dün, yarın, öbürsü gün var mı? Geleceği de, geçmişi de, anı da hepsi aynı anda yaşarsın. Biz hep olumsuzda yakalıyoruz ama abi bunu. Biz, olumluyu da yakalanan var. Mesela diyelim ki, genelde. Şöyle diyeyim. Bugün beni kaptı da, Müşte abinin böyle bir hatırasını, bir dersteki mahzuniyeti vardı. Hatırladı belki de kaç dakika, uzun bir dakikalar beni meşgul etti. Yani çok duygulandım. Ulvi bir şey. Ondan sonra bir şey. Yani Mefi'yi anlattım. Genel herkes yaşadığı için. Yani biraz önce. Birisinin bana nasıl dedi, niye dedi. Vesaire. Ama ulvi şeyler herkes de olmayabilir diye bunu mesela. Ulvi de böyledir. Şimdi zamanı açıyorsunuz, içine giriyorsunuz. Mazi mustak, kafa bile çevirmiyorsun. Ben böyle mecbur yapıyorum aşkım. Mazi, istikbal. Orada hepsi aynı yerdedir ama hiçbir yerde değildir. Yani bir bardak su, bir bardak buz. Aynı yerdedir su, aynı yerdedir H2O, aynı yerdedir enerji, esir, maddi hayat. Akılca veri, ruhça veri, nur-u Muhammed. Odundadır duman, nur, ultraviyole ışınları, küllü vesaire. Değil mi? Arkadaşlar, öteleri aralayan bir hakikattır bu haletleri yaşamak. Ruh, bedensel hayattan kısmen çıkıyor. Ama ulvi şeyler de yapamıyor işte bizim. Kısmen çıkıyor. Ruh bedensel hayattan çıkıyor, adam böyle oturuyor veya kadın. Geçiyor. Yüzü kızarıyor. Veya kızıyor. Veya tutup ağlıyor. Şimdi hatırlamak nedir biliyor musunuz? Ruhun beşeriyetten çıkıp zamanın arkasına geçmesidir. Bu mekandayken o şahısların ruhları da orada mıdır veya bedeni misali mi var? Yani aynen. Şimdi mesela o hatırlanma şey var ya, bendeki nümunesi var. Sen beni zorluyorsun ama biraz gireyim o zaman. Çünkü kopacağım bu şeyden. O esas okuyacağım. Şimdi o olay vardı ya, başımızdan geçti bir hal. Onun bir kuvvet çekirdeği bende var. Bil fiil sureti alemi misalin defterleri olan levh-i misalide, manası alemi manada, hakikatleri ruhlar aleminde. Hepsi var. Ruh bendeki ile aslına geçiyor. Aynı anı yaşıyor. Burada orayı yaşıyorsun. Burada orayı yaşıyorsun. Mesela bunu Kur'an'da da yapabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Adama şifa oluyor. Değil mi? Hukuk oluyor. Duygusal oluyor. Mesela cenazede bir tane bir sure okunuyor. Tamam. Kadın miras hukukundan bahsediyor. Ben çok iyi hatırlıyorum cenazede. Ondan sonra şeyi çok iyi beceriyordu okumayı, o delikanlı. Meryem suresini okuyor. Ne alakası var ölüyle? Ama o kadar güzel okuyordu ki, orada kaç kişi anladı? Ne anlattı bilmiyorum. Hatırası da yok bakın.
Onunla hatırası da yok, ağlıyor. Yani kadının böyle bir hatırası var mı? Böyle bir şey dinlememiş ki daha önce. Okurken ağladı, kaydedildi. Tekrar adam aynı şeyi okurken ağlamayı hatırladı. Hatırlamadan peki nedir o? İşte Kur'an'ın kelamında da biz hatırada diyoruz. Kur'an'ın kelamında da ilim, irade, kudreti tazamın ediyor. Üç tane. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Kelam. Yavaş. Orayı aç. Kelam gibi gözükürken Allah'ın iradesi var orada şifrelenmiş. Kelam gibi gözükürken Allah'ın kudreti var orada. Kelam gibi gözükürken ilim var. İlim bilgi değildir. Artık bunu sıyrılmamız lazım. İlim canlı ve ruhludur. Ruh bile ilim ile yapılmıştır. Akıl bile ilim ile yapılmıştır. Allah'ın akıl cihazı yoktur. Allah'ın kalp cihazı yoktur. Cihazdır ikisi de. İlim ile yapmıştır. İlim bilin demek istiyorum kıymetini. Daha arkası. İlim ve canlı ve ruhludur. Şimdi Kur'an da böyle. Yani kelam okunurken o pakettir. O paketle sana pencere açılıyor. İçeriye geçiyorsun. İlim, irade, kudret. Şöyle diyeyim. Allah diyor ki buluta, ey bulut, ey sema, suyunu kes. Oluyor. Olduğu anda söylüyor veya söylediği anda kesiliyor. Aynı şey. Ha dedi, ha oldu. Olma anında söyledi, söylediği anda oldu. Onun için Allah'ın kelamına beşer yetişemez. Çünkü kelamın içerisinde kudreti tazamun etmiş. İlmi tazamun etmiş, iradeyi tazamun etmiş. Benim kelamımda ise ey seması yünü kes. Dinler mi? Kudret yok çünkü. Allah'ın kelamı da kelam aynı kudrettir. Abi nasıldır? Uzaktan kumandalı uçak düşünün. Uzaktan kumandalı çocuk arabası. Düğmeye basmak aynı kudrettir. Araba yürütmekle düğmeye basmak aynı şeydir. Yürütme ile basmak düğme aynı şey. Yani şuradan uzaktan arabayı kumanda ile çalıştırmıyor mu? Neyle basıyor? Basıyor. Sağ yapıyor. Sola yapıyor. Bakın. Oradan o nasıl komut ediyor? Arabanın cihazını düşünün. Direksiyon. Var mı? Damperli. Bir çocuk ben gördüm. Damperini kaldırıyor. Yanaştırıyor. Kornaya basıyor burada. Farını yakıyor. Gördünüz değil mi bunları? Gördüm. Arabayı Allah'ın ayeti düşünün. Allah da o arabanın direksiyonu buna bağlı. O arabanın farı buna bağlı. O arabanın damperi buna bağlı. Lastiği buna bağlı. Sinyali buna bağlı. Ne bileyim bir sürü şeyleri var. Mesela ben çocukta gördüm. İtfaiye arabası vardı. İtfaiye merdivenini çıkarttı. Almanya'da çocukta gördüm. Burada da var. Şey gidiyor. Merdiven gidiyor. Kırmızı ışıklar yanıyor. Çın 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 gidiyor. Buradan yapıyor ama. Araba ayet kabul et. Burada da haşa. Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti. Oradaki bütün sistem bu elime bağlı mı? Buraya yaptığım komutlar orada aynı gözüküyor mu? Ama burasıyla orasının farkına baktınız mı? Burada 001 mesela. Mesela alet var ya böyle kumanda. Yazılımda bilgisayar. Bilgisayar yazılımı nedir? 0-1-1-0-0-1-1 öyle değil mi? Peki ben burada müdahale yapınca orada tekerlek dönüyor mu? Ben burada tekerlek döndürmedim ki. Ben buraya düğmeye basınca orada far yanıyor mu? Ben bunu nasıl yapıyorsam ayet-i kerimeler de böyledir. Haşa tabiri caizse ayet-i kerimeler araba gibidir.
Allah o ayeti kerimelerin bütün şifresini koymuş. O ayeti kerimeleri buradan hareketlendiriyor. Evet, yani o arabayı, arabanın içinde far düğmesi var. Kendi donanımında bir düğme var, basınca araba gidiyor, iyi dinleyin. Basınca damper kalkıyor. Buradaki lümineler de orada var. Nerede? Arabanın içinde. Düğme bastı, araba gitti mi? Düğme bastı, damper kalktı mı? Ama onun damper kalktı, burada da gözüküyor. Buradan da müdahale ediliyor. Oradan da komut verilebiliyor. Oradan da komut verilebiliyor. İşte o ayeti, o arabayı kim kullanıyorsa, burayı da aktif ettiği gibi, o ayeti kerimeyi kim okuyorsa, ilim, Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti aktif oluyor. Mesela bir misal vereyim. Beni konuşma yaparken, Kadıköy Belediyesi'nin konferans salonunda, öyle bir salon ki, masada böyle dinleyicilerin yanında şey var, düğme var. Düğmeye basıyorsun, soru sorabiliyorsun. Ama düğmeye basıyor, konuşmacı benim ekranımda gözüküyor. 34. sandalye, kişi sana soru sormak istiyor. Yazıyor orada, düzeltmek istiyor. Ekranımda gözüküyor benim. Masada oturuyor, koca salonda. Düğmeye basıyor, benim ekranıma düşüyor. Diyor ki, görüyorum, konuşuyorum ama... Şöyle ekran var. 34. masa şu şeyiniz hakkında soru sormak istiyor, düzeltmek istiyor, söz hakkı almak istiyor. Veya bu konuya girer misiniz? Ekranda düşüyor. İstersem onaylarım, istersen hiç konuşturma. Bak, peki sordum. Buradan da komut var. Red. Buradan da komut var. Tak red veriyorsun. Veya konuşmayı alıyorsun yani, içeriye alıyorsun. İşte aynen bunun gibi işte. Aynen bunun gibi. Şimdi ayet-i kerimeler de o araba gibi. O araba gibi. Ne yapıyor o arabadaki komutlar? Şöyle de yapabiliriz, bak. Şimdi... İnsansız hava araçları var. Yerden yönetiyor. Aslında yerden yönetiliyor gibi gözükürken yerden uyduya, uydudan ona komutlar veriliyor. Tamam? Oradan oraya komutlar veriliyor. Burada yaptığım muamele uçakta da oluyor. Eğer bir şifrem olsa ben uyduya girsem, bunun dışında ben uçağa da müdahale ederim. Değil mi? Müdahale edin. Şimdi ayet-i kerimeler de böyle. Ayet-i kerimeler de böyledir. Yani o arabada yapacağınız herhangi bir müdahale, basma düğmeyi o zaman astı merkezi aktif ediyor. Peki, konuyu değiştiriyorum. Kur'an'ın ilmi, Kur'an'ın ilim, irade, kudreti tazamun ettiğini anladık mı? Bu bir. İkincisi, o hatıra bir araba gibidir, bir alamet gibidir, ayet gibi düşün. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nasıl tesir ediyor? Bir kelime seni 5 sene önceki amcanın çocuğuyla olan, eşinle olan bir macereye götürüyor. Hemen ne oldu? O kelime oraya götürdü seni. Aynı o anı yaşıyorsun. Bak şimdi düğünde olan olumsuz hadiseyi. Ezildi ya çocuk. Taksinin önüne atladı, ezildi ya düğünde para almak için. İşte bir kelime seni 7 sene önce amcanın çocuğunun düğününde ezilen çocuğa götürdü. Sen sürüyordun arabayı. O anı yaşıyor musun, yaşamıyor musun? O bir kelime birisinin bunu söylememişti.
7 sene sonra söylüyor. O kelime seni oraya taşıdığı gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin seni bu kelime ilim, irade, kudret canibine taşıyor. Abi ben bilmiyorum. Çocuk bilsin ve bilmesin. Arabayı sürerken veya arabanın düğmesine basarken ben burada da görüyorum. Ne yapıyor? Bir tane de örnek veriyorum zenginlik olsun diye. Abi niye çok örnek veriyorsun? En az iki veya üç örnek veriyorum çok ince meselelere ki örneklerin zenginliği anlayışımızı arttırıyor. Ustad da kullanıyor. Son örneği vereceğim. Tenvivamıdır. Tenvivamı diye bir şey var. Program var bilgisayarda. Tenviver mı? Şimdi bilgisayarım bozuldu benim. Telefon ettim Almanya'ya. Kardeş buyur abi. Zamanın var mı? Var abi dedi. Dedim ya bilgisayarım bozuldu. Abi Tenviva şifreni söyle. Tenviver mı ne? Tamam. Mesela 333 ID numarası bir de şifre. Ezberledim ya ID şifre. Efendim şifreyi de söyledim. Almanya ile Türkiye. Ben seyrediyorum ha bilgisayarıma. Hiç karışmıyorum. Ekran iniyor getiriyor. Program yapıyor şey yapıyor. Abi şurada hata yaptın diyor. Ondan sonra sesli de konuşuyor. Bilgisayarın kapağı da açık mı? Kapağının üzerinde kamera var. Beni seyrediyor. Abi görüyor musun? He dedim. Abi buraya bak. Sağ tarafa baktım. Hem konuşuyor hem beni seyrediyor. Mobese kamera gibi. Bilgisayarımı oradan ben hiç dokunmuyorum. Yaptı. Abi sen derse git dedi. Sen git dersini yap. Ben bilgisayarı yaparım kapatırım. Sonra bilgisayarı kapat. Neyi kapatacaksın? Almanya'da buraya bilgisayarımı tamir ediyor ve sonra kapatıyor. Yazı da bırakıyor. Abi şurada hata vardı. Şuralara girme. Şu programları kaldırdım. Yeni program indirdim. Yeni de program indirmiş. İnsan oğlunun yapmış olduğu bir cihazla ve iki cihaz arasında kullandığı bir şifre ile birbirinin aynı oluyorsa, alemi gayb ile alemi şahadetteki insan cihazı arasındaki ikisinin bağlantısı olan şifre, Kur'an şifresi ikisini nasıl tek yapmaz? Vahiyle akılla oluyor mu? He? Vahiyle akılla. Evet, vahiy ama akıl, vahiye bağlanan akıl da oluyor. Tabii. Mesela ne yapıyor? Uyduya, o adam uyduya bağlanıyor. Uydudan benim şey. Ondan sonra çok tuhaftır. Evdeki bilgisayar değil ha. Köyde internet yok. Cep telefonu var. Dedim bilgisayarım bozuk. Abi internetin var mı? Yok. Bak ne yapıyor. Bak daha karmaşık. Abi dedi ben yeni öğrendim. Cep telefondaki internet hattını burada aktif yap. Yani bununla bu Wi-Fi mi? Wi-Fi mi ne diyor? Wi-Fi. Bununla bunu bağladın mı? Bak şimdi. Cep telefonumdaki internet bunu bağladım. Bu oldu telefon. Ve interneti bunun var. Şimdi Almanya'dan uyduya çıkıyor. Uydudan Rize'ye geliyor. Köye dağa. Ve oradan bilgisayarımı tamir ediyor. Dağdayım ha. O da insani merzahlar. Peki, uygulayalım. Uydu haşa Allah'a misal. Tamam. Benim burası, benim olmam, alem-i şehadet ve ceset. Alem-i şehadet. O Almanya'da olması bana göre gayb. Tamam. Gayb'tan ne yapıyor? Uydudan giriyor. Peki bu bağlantıyı yapan kim? Şifre. İkisinin yazılımının bir olması. Tenviva bende yüklü, onda da yüklü. Aynı program. Yalnız bir eksiklik var işte. Şifre. Şifre de şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Şifre bağlandı. Sistem ikisi bir oldu. Alemi gayb ile alemi şahadet tek oldu. Yani o bilgisayarla bu bilgisayar aynı değil mi? Adam ne yapıyor? Uyduya bakmıyor ki. Oo ayna var. Abi bilgisayarını biraz çek, sağa çek, sağa, sola sola. Ondan da biraz ileri, tamam şimdi görüyorum. Öyle yapmadı ki. Bilgisayarımı seyrediyor. İkisi tek. Ama aynı zamanda ikisi ayrı. Hocam,
beşerin yaptığı bir sanatla mekan ve zamanı kaldırıyorsa, bu akılla bunu yapıyorsun. Bu aklı yapanın zaman ve mekanla kayıt olabilir mi artık? Yapılan, yaratılan bir akılla zaman ve mekanı kaldırıyor sanki aynı mekandaymış gibi. Almanya'dan, Türkiye'den sanki aynıymış. Tek bilgisayarmış. Aynı zaman bilgisayarına komutlar vermek demek benim bilgisayarıma komut veriyor. Çeviriyor mouse'a. Mouse'unu söyle diyorum. Zamansız. Zaman mekan yok, sıra yok. Abi bir dakika ben yaptım, benimkisi dur bitti. Ha abi sana oluyor değil. Yaptığı anda yapılıyorum. Aynı an. Zamanı mı? İlim kudreti. Zamanı ve mekanı bu insan sistemle, bu yapılan akılla zaman ve mekanın arkasına geçiyorsa, bu aklı yapanın zaman ve mekanı olur mu? Zamanı ve mekanı yoksa yaşı yoktur. Yaşı yoksa başlatan yoktur. Başlatanı yoksa doğrulmamıştır. Doğrulmayınca, anası olmayınca doğurmamıştır. Anladık değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim neymiş? Alemi gayb ile onun hulasası, yani ağaç ile çekirdek arasındaki evamiri tekviniyedir. Çekirdekle ağaç arasındaki bağlantı neyse, 18 bin alemle insan arasındaki bağlantı şifresi, abi ideyi söyle, şifreni de söyle. Abdesti al, ayeti oku. İdeyi söyle, abdest al. Şifreyi söyle, abi oku. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Şöyle okusan. Maliki yev. Şifre olmadı, girmez. Mesela bir şifre de söyleyeyim. Kızacaksınız bana ama. Öğle namazını sünnetini kıldınız. Sünnetle farz arasında bir kelam ederseniz, dünyevi konuşma, sünnetin sevabı duruyor fakat fazileti ve o halet yok oldu. Çünkü konuşulmaması lazım. Sebebi farzı huzurlu kılmak için bu ihsariyedir, hazırlamadır. Farzı hazırlamaktır. Sen kıldın, konuştun, sıfırlandın aynı. Kılmamış gibisin aynı. Onun için mekruhtur. Veya başka şifre. Yani öyle misal veriyorum ki uygularınızı. Namaz kılıyorsun öğle namazını, farzını. Veya namazı. Duydun mu sen? Yok, olmadı. Şifre girmedi, olmadı. Ne? Sen duyacak kadar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Maliki Yevmiddin. İyyake na'budu. Tamam. Şifreyi anladık mı? Şifre iki ayrı vücut, tek vücuttur. Peki. Vahir davahum. En elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.